kadınlarımızın ve kız çocuklarımızın özellikle bilim, teknoloji ve girişim... ...ne götürüyor? Bilinenleri nereye götürüyor? Çünkü anlatmış ülkelerin %40'ının da önüne geçtik. Strateji önemli, doğru kurgu önemli, bir şeye inanmak hakiki. İşte 6. kere Antarktika'da 2005-2006 yılında dilemişsin. Nedir peki? Artık bu kalın deniz buzlarının da iyice daha kenar alanlar dediğimiz alanda sesi olacak ama bir ses deneyebilir miyiz? Kadir Has Üniversitesi Rektörümüz ki yine çok kıymetli bilimsel çalışmalar yapıyor. 2009 yılı arasında. Teşekkür ediyorum. Bu çok özel gündü. Burcu Hocam'la beni sizden de ailede yine aynı zorlukları yaşayarak yetişmek isterim derim. Çünkü onun verdiği deneyim, onun size kattığı değerler bambaşka bir şey. Eğer almasını bilirsiniz. Bu bizim... Şimdi bir fizik profesörü olarak bir bilim kadını var karşımızdayım. Bu kadınlarımızın el emeği göz nurları. Bu kadınlarımızın el emeği göz nurları. Ve hediyemizi de saygıdan belediye başkanımız Doktor Sayın Şahin. Alkışlarımızla çok teşekkürler. Teşekkür ediyoruz. Profesör Doktor Sayın Burcu Özsoy. Sen de alacağız sizin başkanımızın karşısına. Herkes buraya bakarsa sen... Bugün Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü. Tuzla Belediye'mizin organize etmiş olduğu etkinlikte bir aradayız. Çok kıymetli öğrencilerimiz, okullarımız geldiler ve bugün burada ben özellikle Antarktika bilgisini, kutuplarda bilim bilgisini aktardım öğrencilerimize. Tabii normalde kutuplarda icra ettiğimiz seferler esnasında çok meşakkatli bir süreci yönetiyoruz. Bir kadın olarak, sefer lideri olarak normalde bu kadar uzak bir noktadaki seferin zorluklarıyla tabii ki karşılaşıyoruz. Bunun cinsiyet ayrımı olmasa bile, kadın olsa da erkek olsa da hakikaten zor bir ortamda, atmosferde, doğada bilimsel araştırmalar icra ediyorsunuz. Benim için de hakikaten zor. Fakat bunun stratejilerini koymak, Türkiye Cumhuriyeti'nin bilim bayrağını, Türk bayrağını Antarktika'ya taşımak bizler için büyük gurur. Özellikle burada kız çocuklarımızla, öğrencilerimizle, gençlerimizle bir araya gelerek ben bu etkinliklerden, bu bilimsel çalışmalardan bahsettim. Ve şunu görüyorum ki hakikaten gençlerimiz, genç kızlarımız bilime çok hevesli. Ve muhakkak görüyorum ve düşünüyorum ki bizim ayak izlerimizi muhakkak takip edecekler. Çok daha fazlasıyla hep beraber bu bilim yolunu beraber kat etmek istiyoruz. Hepsini heveslendirmek, bize bilim insanlarının ulaşılabilir olduğunu göstermek benim en büyük hedefimdi. Şu an görüyorum ki hali hazırda zaten bizleri takip ediyorlar. Bilim insanlarına nasıl ulaşabileceklerini biliyorlar. Teknoloji hepsinin ellerinin altında ve bizlerle olan bu mesafenin aslında hiç mesafenin olmadığını görmek benim için de onlar için de çok büyük mutluluk. Hepsini bilime davet ediyorum, bizlere ulaşmaya davet ediyorum. Çok başarılı çalışmalara imza atacaklarına inanıyorum. İklim değişikliği artık dünyanın bir vazgeçilmezi. İklim değişikliğini kutuplar yaşıyor ama yaşayan kutuplar etkilerini dünyaya yansıtıyor. Yani haliyle kutuplarda hem deniz buzları hem karasal buzulların erimesinin yansımalarını biz dünyada görüyoruz. Kendimizde, arka bahçemizde, Türkiye'de, dünyanın dört bir yanında görüyoruz. Ekstrem hava koşulları, dolu felaketleri, sel felaketleri, yangının bile etkileri, iklim değişikliğinin tabii ki yangını başlatma gibi bir etkisi yok ama aşırı kuraklık yangın mevsimlerinin de uzamasına vesile oldu. İster istemez hortum felaketleri gibi bizim iç denizimizde çıkan felaketler de bunun bir eseri. Aslında iklim değişikliği kutuplarda daha çok etkilerini gösteriyor. Bu etkileri gören kutupların yansımalarını da biz artık arka bahçemizde görüyoruz. Öncelikle sevgili belediye başkanına, Şadi Başkan'a çok çok teşekkür ediyorum. Bu dünya güzeli insanlarla beni bir araya getirdiği için. Seminer sonrası olan etkileşimlerde sanırım amacıma ulaştım diyorum. Her birine bir umut serptim diye düşünüyorum. Ve adım gibi biliyorum bunların içerisinde en az benim kadar iyi, benden kat kat iyi bilim kadınları çıkacak.
Ben bilimde kız çocukları, kadın ve kız çocukları günü olarak 11 Şubat'ın bugün güzel bir programla değerlendirmiş olduk, kutlamış olduk, hatırlatmış olduk. Aslında bilim gibi çok evrensel bir konuda kadınların, erkeklerin hiç ayrım yapmadan aslında bilim insanlarının var olması gerektiğini ama tarihteki bu dezavantajlı durumu artık avantaja çevirecek olan kadınlarımızın da bilim insanı olabileceğini, kadınlarımızın bu konuda daha çok tarihteki o olumsuz havayı asla bir daha yaşatmadan gelecekte erkeklerde kadar gözlem yapabileceğini, çok iyi bir şekilde sonuç ve problem çözebileceğini, üretebileceğini, bilimsel bilgiyle beraber çok ciddi dünyaya ve insanlığa katkı sağlayabileceğini biliyoruz ve bugünün vasıtasıyla da iki tane çok değerli hocamızı burada ağırladık. Hem Profesör Doktor Sondan hocamıza hem de Sayın Burcu Özsoy, Profesör Doktor Burcu Özsoy hanımefendi yürekten teşekkür ediyorum. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve katılan tüm öğrencilerimize, müdür beyin şahsında tüm arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Güzel program oldu. Çok güzel iki etkinliğe imza attık. Bu anlamda kendimizi bahtiyar hissediyoruz. Senenin haftanın başında güzel bir okul açılışı bakanımızın ve Binali Bey'in katılımıyla. Haftanın sonunda iki güzide bilim insanımızı kız öğrencilerimizle bilimde kadın ve kız çocukları günü dolayısıyla 2015 yılında kabul edilmiş Birleşmiş Milletler tarafından ağırladık. Onları dinledik. Çocuklarımız da çok güçlü, ilham verici iyileştirmenin katkının olduğunu düşünüyoruz. Çocuk